İhracatçılar Meclisi yöneticileri. Çok değerli gençler. Öncelikle burada bugünkü etkinlikte ödül alan tüm İnovalik'te ödül alan tüm girişimlerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bugün sizlerle havacılık alanında teknolojik girişim örneği olarak Baykar'ın üzerinden bu yolculuğu hızlı bir şekilde ele almak istiyorum. Tabii bugün Cumhurbaşkanımız da konuşmasında bahsetti. Türkiye'nin gündeminde de her gün duyuyoruz. Gerçekten son 20 yılda savunma sanayi yükselen adeta yıldız bir sektör oldu. Her gün yeni bir teknolojinin, yeni bir savunma sisteminin, bir havacılık veya uzay alanında bir konunun tanıtımını, yeni bir inovatif bir ürünün sergilenmesini sosyal medyada her yerde görüyoruz. Kamuoyunun müthiş bir ilgisi var. Bundan 20 yıl önce böyle değildi. Savunma sanayi daha kapalı bir yapı içerisinde ele alınan bir sektördü. Ama bugün artık ülkemizin gurur sembolü olan birçok teknolojilerin gösterim alanı oldu. Adeta diğer alanlarda da rezonans yaşatan, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunun odağında savunma sanayi yer alıyor ama diğer sektörlere de örnek olması açısından adeta bir etki oluşturan bir konu halinde. Peki bu nasıl oldu? Nasıl oldu da Türkiye son 20 yılda bu alanda böylesine önemli başarılara imza atabildi? Bu soruyu cevaplandırmak çok önemli. Yani Türkiye daha çok parasal kaynak mı aktardı bu işlere? Daha çok mu yatırım yaptı da bunlar oldu? Hayır, öyle olmadı. 90'lı yıllarda bu ülke bugün harcadığından, gayri safi milli hasılasından üzerinden yüzde olarak baktığınız zaman, oransal olarak, o zamanlar bundan 30 yıl önce %4'ünü ayırıyordu tüm gelirinin. Şimdi %2'sini, 2,5'unu ayırıyor. %4'ünü ayırırken hiçbir vatandaşımızın, kamuoyunun %99'unun bilgisi dahilinde değildi. Böylesine güzel milli açılımlar yoktu. Ama onun çok daha az bedelini aktararak bugün onlarca sayısız teknolojiye ülkemizi güçlü ve bağımsız geleceğe taşıyacak adımlara imza atılmış oldu. Tabi burada çok böyle mihenk taşları var. İşte bunlardan bir tanesi 2004 yılında bu ülkede binlerce tank, onlarca insansav aracı, gemisi yurt dışından alım projelerinin gündeme geldiği bir savunma sanayi icra kurulunda mesela dönemin iradesi, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o icra kurulunda bu projelerin iptal edilerek tamamen milli ve özgün üretim modelinin benimsenmesi kararı mesela. Basit gibi gözüken bir toplantıda ele alınan bir karar. Ama ondan 20 yıl sonrasında bu ülkede her açıdan etkileyecek çok önemli sonuçlara sebebiyet veren bir karar aslında o. Yani bugün başarı örnekleri varsa bundan 10-15-20 yıl önce bu alanda alınan stratejik kararlar ve bu konudaki gösterilen iradenin etkisiyle aslında bunlar oluyor. Tabii ki girişimciler, sanayiciler, herkes bu elinden geleni yapıyor ama sonuçta yöneten devlet iradesi kendi tercihini kendi insanından, kendi sanayicisinden yana koymazsa o istediği kadar debelensin. Nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarına gittiğimiz zaman ekranda da görüyorsunuz bu ülkede müthiş girişimciler var. Bu ülkenin bir Nuri Demirağ var. Özel sektör girişimcisi. Onlarca uçak yapmış. Bütün servetini bu işlere yatırmış. Ama maalesef yakarız ama sattırmayız denilerek siparişleri engellenmiş. Üstü örtülmüş. Bir Vecihi Hürkuş'umuz var. Kendisi astsubay, gazi kahraman. Uçak yapmış. Uçak yapıp uçurunca hapse tıkılmış. Bir Şakir Zümre'miz var. Uçak bombası yapıyormuş. Engellenmiş, soba borusu üretmek zorunda kalmış, sonra iflas etmiş. Bir Nuri Kılıgil'imiz var, dönemin büyük silah yatırımlarını yapan Kafkas İslam Ordusu kahramanı, Bakü'nün kurtuluşuna yer alan bir komutanımız aynı zamanda. Bombasıyla, fabrikasında çalışanlarıyla birlikte fabrika patlamış, şehit olmuş. Dolayısıyla onlarca örneğimiz var Cumhuriyet'in ilk yıllarında, müthiş girişim örnekleri var. Ve bugün bunların hiçbirinin yaptığı eserler dahi bugünkü müzelerimizde dahi gösterilmiyor. Ben şimdi bugün sabah yürüyordum buraya. Nuri Kıllıgil'e dair ne var diye sorsanız belki buraya 100 metre uzaklıktaki bir parkın adı Nuri Kıllıgil. O da yeni verilmiş çünkü fabrikası oradaymış. İşte bir Nuri Demirağ'ın uçaklarından bir tane örneği yok.
sadece Kadıköy'de bir oyuncak müzesinde onun uçaklarının borusuyla birisi oyuncak yapmış, o oyuncaklar sergileniyor. Dolayısıyla biz böylesine değerli girişimcilerimizi maalesef o dönem kaybetmişiz. Geliyoruz 60'lı yıllara, Cumhurbaşkanımız konuşmasında ifade etti. Devrim otomobilini 123 günde işte 100 küsur mühendisin yaptığı, ortaya koyduğu, geliştirdiği bir devrim otomobili maalesef durdurmuşuz. Ta ondan 80 yıl sonra ancak bugün devrim otomobili TOGG'u konuşuyor hale geldik. Tabii savunma sanayi çok uzun sürer ama baktığın zaman işte sonrasında Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ambargolar. Sonrasında 90 buralardan alınan derslerle 90'lı yıllarda işte ortak üretim modelleri. Sonrasında ortak üretim modellerinin de aslında Türkiye'ye büyük bir katma değer, istihdam, birikim, kazanım getirmediği görülünce özellikle 2000'li yıllardan sonra ortaya konulan milli ve özgün üretim modeli ve bu modelin sonucunda halihazırda savunma sanayinin gelmiş olduğu durum. Tabii ben bunu biraz daha hızlı bir şekilde Baykar örneği üzerinden sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle son 20-30 yılda dünyada bilgi teknolojisinde, sensör teknolojisindeki gelişmeler artık çok gelişmiş teknolojileri daha makul maliyetlerle bütün ve özellikle rafta hazır malzemelerle sizin gelişmiş ürünler yapmanıza imkan verdi. İnsansız hava araçları da savunma sanayi alanında bu alanda bir somut bir örnek aslında. Yani bundan 50 yıl önce geliştirilen konvansiyonel insanlı hava araçları yerine artık paradigma dönüşümüyle birlikte içerisinde bir bilgisayarla tamamen otonom bir şekilde görevini icra eden insansız teknolojileri görebiliyoruz. Tabii Türkiye'nin bu alanda geçmişine baktığımız zaman ülkemiz maalesef işte 90'lı yıllardan başlayarak 2005'li yıllara kadar insansız hava araç teknolojisinde müthiş bir bağımlı durumdaydı. Parasıyla dahi verip bu teknolojileri tedarik edemiyorduk. Tedarik etsek dahi inanılmaz sıkıntılara maruz kalıyorduk. Ben mesela bizzat yaşayan bir komutanımızdan dinlemiştim. Zamanında şu solda gördüğünüz bugünkü Amerikan Predator'ların ilk versiyonu olan Gnat uçakları, bu uçakları kullanan bir askerimiz bana anlatmıştı. Demişti ki bu uçakların bakımı yapılacağı zaman Amerika'dan bir uzman mühendis geliyor. Bir odanın içerisinde uçan alt sistemler var. O odaya giriyor, anahtarı onda, kilitliyor odayı, biz dışarıdayız, ne yaptığını bilmiyoruz ve daha sonra çıkıyor ve uçağın bakımı böyle yapılıyor diye anlatıyordu. Ve bu gördüğünüz uçaklar o zaman 90'lı yıllardan alınan, maliyeti bugünkülerin kat be kat fazlası olan, ortalama 100 saat uçtuktan sonra envanter dışı bırakılmış. Geliyorsunuz, daha sonrasında İsrail'den işte Heronlar tedarik edilmiş, adeta insansız hava aracının adı Heron'a çıkmış. Onlar da kat be kat bugünkülerin üzerinde maliyetle bunlar tedarik edilmiş ama basit yani motorunda yaşanan bir arızadan dolayı uçamaz hale gelmişiz. Motoru da bugünkü motosiklet kullananlar bilir. Basit bir motosiklet motorundaki teknoloji kadar teknoloji olmayan bir motoru da. Maalesef onu bakımını yapmadıkları için uçamaz hale gelmiş. Dolayısıyla tüm bu yaşananlar ülkemizi bu alandaki tüm otoriteleri hem bunun tedarik makamını, hem bunun kullanıcı makamı olan askerimizi, hem de bizler de Baykar'da o dönemlerde bir girişim olarak başladığı zamanlarda da bizleri de biz bu döngüyü kırmamız lazım. Yani ülkemizin bu alandaki bağımlılığını kırmamız lazım. Ve özellikle yapılmış olana değil, yapılmayanlara, yeni gelişen alanlara odaklanmamız lazım. Geleceğin yarışlarına hazırlanmamız lazım. Aynı bugün Teknofest'teki yarışmaların olduğu gibi bundan 20 yıl öncesinde biz bunları söyleyerek bu sloganla ortaya çıktık. Dedik ki ülkemiz için bu bir kıvılcımdır. Biz bu işte başarılı olursak havacılıkta o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yapılan o girişimlerdeki o başarısızlık oradan ibret alarak bu sefer olmayacak, bunu başaracağız düşüncesiyle yola çıktık. Tabii Baykar Özdemir Bayraktar tarafından kurulan, bu işin sürükleyicisi, bu işin prensiplerinin sahibi ve bizim aynı zamanda babamız rahmetli. Kendisi bu konudaki ilk adımları attı. Sonrasında beraber biz bir ekip kurduk. Ekranda gördüğünüz gibi 2004 yılında. Bu ekibin amacı tamamen otonom bir şekilde uçabilen, yine kendi mütevazi imkanlarımız o dönemde otonom bir şekilde uçabilen bir uçak
geliştirmekte. Ekranda görüyorsunuz ilk ekibimizin olduğu ortam ve geliştirdiği sistemler. Tabii bizim bu çalışmalarımız o dönemde işte o anlattığım, yani artık biz milli ve özgün yapalım bu iradeyle bir araya geldi. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı örneğin bizi davet etti, bizi bulmuş, öğrenmiş, duymuş. Dediler ki Türkiye'nin milli sınıfı elden atılan bir lisans uçağa ihtiyacı var. Onun da teknik şartnamesi Amerika'dan bir uçağa bakarak yazılmış aslında. Ama biz bunu milli ve özgür üretmek istiyoruz. Yani bunu yurt dışından bir distribütör gelip bize satmasın. Yerli gibi paketleyip, marka yazıp bize vermesin. Gerçekten milli bir üretici bunu yapsın düşüncesine bizi bu işe davet ettiler. Ekranda da o dönem davet ettiler ve dediler ki sizi bir yarışmaya sokacağız. Rekabete açık. Tek kaynak değil. Direkt tahsis değil. Birisine göre kurgulanmış değil. Açık. Herkes davet ettiler. Ve dediler ki bu yarışmayı kazanan bu işi vereceğiz. 76 adet mini uçak işini vereceğiz. Yani herhangi bir argü desteği yok. Sadece gösteriyorsunuz teknolojisi. Kim başarılıysa o işi kazanacak. Biz de o gördüğünüz ekiple birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o dönem hocalarımız da yanımızda. İşte babam Özdemir Bayraktar çalışan o ufak çaplı ekibimizde geceli gündüzlü emek vererek, çünkü madem devlet bir irade koydu, normalde bizim böyle bir düşüncemiz yoktu. Yani biz hiçbir zaman daha öncesinde ne devletle ne askerle herhangi bir işimiz yok. Ama madem ki bu iş bizim idealimiz, madem ki bu ülke için insansız hava aracı teknolojisini bağımsız bir şekilde geliştirme idealimiz var ve devletimize diyorsa ki bu iş milli ve özgün olacak ve bunu yazıyorsa ve ilan ediyorsa buna katılmak zorundayız düşüncesiyle katıldık ve ekranda gördüğünüz uçakla katıldık. Buna bakıp bunu Kemal Sunal mı yaptı diyenler de oldu. Onlarca böyle aslında olumsuz diyebileceğim şeyler oldu ama şu gördüğünüz uçak bugün Baykar bu noktadaysa, şu gördüğünüz uçakta ki bugün Teknofest yarışmalarındaki takımlarımız belki bu uçaktan çok daha iyisini şu an prototip olarak yapıyor. Ama bugün bu noktadaysak şu gördüğünüz yarışmada birinci olmamızdan dolayı ve devletin de işte biz bu işleri açık rekabete gelin kim varsa koysun elinde ben en iyisini seçerek ilerleyeceğim anlayışından dolayı bu noktaya gelinmiş oldu. Ekranda tabii bu uçak gelişti, ürün oldu. Biz aylarca doğuda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK ile mücadelede askerlerimizin yanında dağda bayırda bu uçağı test ettik. Onlarca saat, yüz binlerce saat uçuşlar yapıldı. 2007'den bu yana bir ürün ve aktif olarak devam ediyor. Sonrasında Malazgirt olarak isimlendirdiğimiz yine tamamen kendi imkanlarımızda bizim mini insansız hava aracı işinde biraz böyle söz birinci olmamıza rağmen işin sürüncemeye alınması döneminde biz ne yapabiliriz askerimize destek olmak amacıyla başlattığımız bir proje. Bizzat Şırnak'ta 6. motorlu piyade tüfeği Akçay'da geliştirilmiş. Orada bir adeta atölye kurarak seri imalatını yaptığımız bir sistem Malazgirt ama maalesef sonrasında durdurulmuş ve ürün olamamış, engellenmiş bir sistem. Sonrasında tabii devam ediyoruz. İşte o anlattığım İsrail'den Heronlar tedarik ediyordu. Sorunlar yaşıyordu Türkiye. Bu sefer de dendi ki bizim taktik sınıfı insansız hava aracı teknolojisine ihtiyacımız var. Burada da bizi davet ettiler. Yine sadece elinizde ne varsa gelin gösterin. Başarılı olursanız bu projeyi alacaksınız şeklinde. Burada da bugünkü Bayraktar TB2'nin ilk versiyonu olan Bayraktar TB1'i geliştirerek 2009 yılında Sinop Havalimanı'nda da uçuş gösterimlerini yapmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirdi. Tabii burada çok büyük sorunlar diyeceğim. Yani mesela bu uçak mesela örneğin Sinop'ta 2009 yılının Eylül ayında gece 10'da havada otomatik bir şekilde uçup daha sonrasında gelip otomatik indiği zaman mesela bunun otomatik inmediğini iddia ederek yaşanan bir tartışma sonucu mesela beni tutuklamaya kalkmışlardı falan. Böyle sayısız onlarca aslında hikaye var ama bugünkü TB2'nin aslında ilk versiyonu Bayraktar TB1. Tabii bunlar niye var? Doğru, Türkiye bir irade koydu. Savunma alanında milli ve özgür üretim modelini gerçekleştireceğiz. Ama sistem ve yapı, kurulu düzen ona adaptasyon yani ve onun uygulanması çok bir anda olmuyor. Çünkü kurulu düzenle bir distribütör, yurt dışında büyük bir markanın firmanın temsilcisi geliyor, ürünü satıyor, pazarlıyor. Veya Türkiye'deki kurulu düzen büyük firmalarla anlaşarak onların ürünlerini tedarik edip onlarla birlikte teknolojisi. Dolayısıyla
gerçekten milli ve özgür üretim modeli öyle bir anda kolay adapte olunup uygulanabilecek bir iş değildi. Dolayısıyla bizler de özellikle bizim gibi Baykar gibi böyle ufak çekirdek başlayıp girişimci statüsünde zaten yani bundan belki 50 yıl önce bu hayal edilebilecek bir şey değildi. Niye? Savunma sanayi oyuncuları belli. Kimlerin girebileceği tanımlı olan bir alan. Böyle bu kadar kamuoyuna açık insanların bilgi sahibi olduğu bir alan değildi. Yani ben mesela örneğin fuarlara giderdim, savunma sanayi fuarlarına. Kendi şirketlerimiz geliştirdiği ürünlere bakıp bilgi dahi alamazdık. Bilgi verilmiyordu. Bugün ama artık nasıl? 2022 yılındayız. Biz adeta Teknofest'te bütün savunma teknolojileri geliştirip sergiliyoruz. Çocuklarımıza diyoruz gelin bir uçağa dokunun, hayal edin, fikirler geliştirin. Bunlar o kadar önemli ki. O çocuklarımızın hayalleriyle biz bu ülkeyi çünkü geleceğe taşıyacağız. Ama 20 yıl önce savunma sanayi fuarında kendi ülkemizin kendi ürünü dahi kendi vatandaşına anlat. Bu kadar kapalıydı çevrim. Ama kamuoyuna açılması, vatandaşımızın ilgisine ve bilgisine bunların açık olması çok daha şeffaf, çok daha hem de marifet iltifata tabi olacak şekilde o alanlarda çalışan mühendisleri de motive edecek şekilde ve aynı zamanda birçok farklı alanda tetikleyecek şekilde müthiş bir aslında dinamik bir güç oluşturuyor. Tabii Bayraktar TB1 süreci uzun sürdü, kolay olmadı. Bayraktar TB1 o dönemde İsrail'den alınan İHA'lar yani silahlı değildi onlar. Otomatik iniş kalkış özelliği dahi yokken biz 2009 yılında Baykar kendi imkanlarıyla yaptığı Bayraktar TB1 ile bunu göstermiş olmasına rağmen bizden Bayraktar TB2 sözleşmesinin imzalanması yani hak ettiğimiz bir şeyin imzalanması 4 yıl sürdü. Dolayısıyla biz 4 yıl boyunca yine kendimiz bir şekilde o teknolojiyi geliştirmeye odaklandık. 2012 yılında bunun sözleşmesi imzalandı. Yani bugünkü o dünyaca meşhur Baykar'ı dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline getiren Bayraktar TB2'nin ilk aşamalarını anlatıyoruz arkadaşlar. Ve ekranda gördüğünüz Bayraktar TB2 2012 yılında başladı. 2014 Kasım'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ve 2015 yılında ilk Roketsan tarafından geliştirilen ve de şu da çok ilginç, bunu da ifade etmek isterim. Mesela örneğin bizden Bayraktar TB2 sipariş verilirken kimse silahlı olmasına yönelik bir talebi olmamıştı. Şartnamede, sözleşmede de yazmıyordu böyle bir şey. Yani bu silahlı olsun, uçuş halinde uçarken tespit hedefleri, düşman hedeflerini imha edebilsin, hassas angajman yapıp böyle bir temel kriter. Yani bugünkü bu kadar dünyada popüler olmasına vesile olacak temel kriter aslında şartnamesinde yoktu. Biz işte Baykar, Roketsan, mini akıllı mühimmat üreten kurum olarak bir araya geldik. Dedik ki böyle bir imkan var. Zaten biz de uçağı bilerek bundan dolayı istenilenden daha büyük yapıyoruz. Bir araya gelerek iki firmanın aslında kendi içindeki kurguyla yani ülkemize böyle bir teknoloji kazandırma düşüncesiyle atılmış bir adım aslında. İlk atışını 2015 yılında gerçekleştirdi. Ve ekranda gördüğünüz tüm kritik aviyonik ve yazılım bileşenleriyle milli olarak üretilen bir sistem. Sonrasında tabii Bayraktar TB2 bu kadar yaygın bir şekilde kullanıldıktan sonra daha stratejik sistemler üzerine odaklandık. 2017 yılında bugün Bayraktar Akıncı olarak adlandırdığımız taarruzi insansız hava aracı teknolojisine girdik. Tabii Bayraktar Akıncı TB2'ye göre çok daha yüksek irtifada uçabilen, daha fazla faydalı taşıyabilen, daha emniyetli olması gereken, teknolojik açıdan belli alanlarda daha ileri olması gereken bir sistem. 2 yıl gibi bir Ar-Gü süreci oldu. 2019 yılında ilk uçuşunu yaptı. 2021 yılında envantere girdi. Bugün ülkemizde sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda hava kuvvetleri, kara kuvvetleri bünyesinde hizmet eden ve aynı zamanda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladığımız, yani bu hal daha yeni kullanıma girmiş olmasına rağmen 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladığımız bir sistem. Çok hızlı bir şekilde onun videosu çalışırsa görelim. We'll be right back.
Bayraktar Akıncı bugün artık işte havadan yere taarruz görevi yapan F-16 savaş uçaklarımızın yerini alabilecek kabiliyette. 9 istasyonda 1500 kilo faydalı yük taşıyabilen, bir kalkış yaptığı zaman o yükle 2500 kilometrelik yarı çapta görev yapabilen gerçekten çok önemli bir stratejik kazanım. Ülkemizdeki diğer savunma sanayi firmalarıyla birlikte şimdi ona daha da kabiliyet kazandıracak faydalı yükler üzerinde de çalışılıyor. Ve tabii aslında Bayraktar Akıncı'dan sonra Türkiye'yi bu alanda güçlü ve bağımsız kılacak daha kritik bir proje olan Bayraktar Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı Projesi'ne başladık. Bayraktar Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı Projesi isminden de anıldığı üzere bizim için daha başladığımız yıllardan bu yana büyük bir ideal ve büyük bir hedef. Hele ki Türkiye gibi bugün artık bugünün dünyasında malumunuz görüyorsunuz işte F-35 savaş uçağında ambargolara maruz kalıyoruz. Bundan 50 yıl önce tedarik ettiğimiz ortak montaj üretim hattı kurduğumuz F-16'ları dahi Amerika'dan almakta zorluk çekiyoruz. Demek ki demode dahi olsa eğer siz bu alanda bağımlı kalırsanız böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte bizleri buradan bağımsız ve oradan da daha güçlü bir şekilde yol almamızı sağlayacak olan böyle teknolojilerdir. Biz de Baykar olarak bu düşünceyle ekibimizle birlikte gece gündüz çalışarak ve bir yıl gibi bir sürede yerden kalkış yaptırabilecek seviyeye gelecek şekilde yoğun bir şekilde odaklanarak bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsmi de kendisi gibi manidar, tarihimizde olduğu gibi hiçbir zaman ulaşılamayacak bir hedef olarak tanımladığımız Kızıl Elma olarak verilmiş durumda. Tabii Bayraktar Kızıl Elma Türkiye'yi bu alanda bir üst lige taşıyacak. Düşük görünürlük özelliklerine sahip, ses hızına yakın ve ses hızının üstüne çıkabilecek varyantları da olan gerçekten çok kritik seviyede önemli stratejik bir proje. Ve bu proje tamamen hiçbir devlet desteği olmaksızın tamamen Baykar'ın kendi birikimleriyle yapmış olduğu ihracattan elde ettiği birikimlerle bütün kaynaklarını bu işe yatırması suretiyle devam eden bir proje. Ekranda görmüş olduğunuz ilk prototipi ve bizim için manidar ve bunu biz adet olarak adet haline getirdik Baykar olarak. Çünkü Teknofest bizim Baykar için ve kurucusu olduğumuz H3 Vakfı için çok önemli bir etkinlik. Ve her zaman ilkleri de orada sergiliyoruz. Bayraktar Akıncı'yı ilk 2019 Teknofest'te sergilemiştik. Bizim için bir gurur vesilesiydi. Sonrasında uçuş yapmıştı. Geçtiğimiz yıl, Ağustos ayında Samsun'da yapmış olduğumuz Teknofest'te de Kızıl Elma'yı ilk kez orada sergiledik. Ve geçtiğimiz hafta da takip etmişsinizdir. İlk kalkışını yaptı ve orada da sergilenmiş oldu. Şimdi ilk kalkışından böyle bir kısa video görelim. Evet, yani çok kısa bir görüntü. Görmüş olduğunuz gibi ekranda bizim ürün ailesi yer alıyor. Ve tabii işte o bahsettiğim 20 yıl önce, bugün belki birçoğunun da bilmediği, o alınan, ortaya konulan irade, işte milli ve özgün üretim modeli, tüm ülkenin tüm paydaşlarıyla, yani sanayisiyle, bu hedefe kitlenmesiyle birlikte aslında Baykar örneğinde elde ettiğimiz sonuçları görmüş oluyorsunuz böyle. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı, çok basit gibi görünen, bizde de hiç alakası olmayan belki geliştiriciyle o karar alınmamış olsa bugün, dolayısıyla bir şeyi yapmak zor, yıkmak çok kolay. Yapmak için her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Tüm etkenlerin pozitif bir şekilde ona etki etmesi gerekiyor. Ve Baykar olarak bu ürünleri de geliştirebilmiş oluyoruz. Halihazırda Baykar, 7 kişiyle başlayan bundan 20 yıl önce Baykar, bugün 3100 kişiyle faaliyetlerine devam ediyor. Ve genelde yaş ortalamamız da bizim 30'un altında. Hep genç arkadaşlarımız var. Biz gençleri tercih ediyoruz. Çünkü bu yeni bir kültür, yeni bir anlayış. Milli teknoloji hamlesi vizyonu için gençlerimiz
en önemli değerimiz. Dolayısıyla onlara çok önem veriyoruz. Mesela Baykar'ın bir adeti vardır. Çalışan sayısı kadar stajyer alır her sene. 1200-1300 stajyer alıyoruz her yıl yaz aylarında en az 2 ay olmak üzere. Bu tarz faaliyetlere çok önem veriyoruz. Tabii bu çalışmalarla birlikte Bayraktar TB2'ler çok önemli başarılar imza attı. Dünya çapında başarılar imza attı. Artık tüm dünya bunu konuşuyor. Her gün yurt dışı basında Bayraktar TB2 ile ilgili bir haber var. Ülkemizde birçok operasyonda askerimize, güvenlik güçlerimize destek oldu. Olmaya da devam ediyor. İşte bugün Libya bağımsız tek parça bir ülke ise Türkiye'nin ortaya koyduğu irade ve Bayraktar TB2'lerin de teknolojik olarak verdiği katkıyla tek parça bir ülke halinde. Bizim 500 yıllık tarihimiz olan Libya. Bugün Karabağ tekrar özgürlüğüne kavuştuysa, bundan 30 yıl önce bizden helikopterle kendi insanı taşımak isteyen Azerbaycan'a yardım edemediğimiz bir Türkiye'den bugün geliştirdiğimiz teknolojiyle onlara destek vererek Karabağ'ın özgürleşmesine katkı sunan bir Türkiye'ye ulaştıysak yine onda da ve bugün işte Ukrayna'da Rusya'nın zulmü altında, işgali altında direnen Ukrayna'da yine onların özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine büyük destek veren bir Bayraktar TB2. Ekranda Azerbaycan'ın zafer kutlamalarından bir görüntüyü görmektesiniz. Tabii biz tek milletiz Azerbaycanlı kardeşlerimize. Çok büyük bir gurur ve çok büyük bir heyecandı aslında o tören herkes için. Şöyle bir gözlerinizi kapatıp size desek ki bir gün gelecek, Türkiye öyle bir teknoloji geliştirecek ki Avrupa ülkeleri, halkları kampanyalar düzenleyecek. O kampanyalarla yüz binlerce Avrupalı bağış toplayacak ve o topladığı bağışlarla Türkiye'den bir teknolojik savunma silahı alıp Ukrayna'ya yardım edecek Rusya'ya karşı direnmesi için. Buna kim inanabilirdi? Ama bu bir gerçek. Yüz binlerce insan Avrupalı, Litvanya, Polonya, Ukrayna kampanyalar düzenledi. Türkiye'den Bayraktar TB2 alıp Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine destek vermek için. Bizler de Baykar olarak bu kampanyalara ve Ukrayna'ya bir desteği, biz amacımız karımızı, gelirimizi maksimize etmek değil. Biz amacımız birlikte sizlere destek olmak, bunu göstermek amacıyla bu kampanyaların hiçbirinden toplanan paraları almadık. Bu ürünleri, Bayraktar TB2'leri bu ülkelere, Ukrayna'ya hibe ettik. O toplanan paraların da Ukrayna için sadece kullanılmasını toplayanlar tarafından talep ettik. Tabii bütün, yani Baykar bir örnek. Bunun gibi Türkiye'de onlarca firmamız var. Çok güçlü bir ekosistemimiz var. Ve bu ekosistem bir anlayış, bir felsefe, bir strateji altında birleşerek, Türkiye'de o strateji altında ilerleyerek devam ediyoruz. O da nedir? Milli teknoloji hamlesi. Milli teknoloji hamlesi bizim hür ve egemen bir devlet olarak ülkemizin varlığını güçlendiren, bölgesel ve küresel düzeyde sahip çıktığı insanlık için adalet ve merhamet ilkelerini daha güçlü savunmasına katkı sunan ve pek çok dünya ülkesine örnek olarak dünya barışına katkı sunan bir anlayış. Bakın pandemi oldu. İşte Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biosis isimli bir girişim bir araya geldi. O pandemide dünyanın birbirine parçaları, tedarik zincirleri kırdığı, tedarik etmediği dönemde biz Türkiye olarak 4 firma bir araya geldik. Mühendislerimiz, burada Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız da burada. Kendisi de bu işin başlatan aynı zamanda. Onların da desteğiyle bir araya geldi. Bir ay gibi bir rekor bir sürede o gelişmiş cihaz üretildi. Türkiye sadece kendi ihtiyacını değil, Afrika'da daha hiç bugüne kadar vantilatör cihazı girmeyen ülkelere vantilatör hibe eden bir ülke konumuna ulaştırdı bizi. Dolayısıyla bunlar da tamamen milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirilen işler. Tabii biz istiyoruz ki bu, biz kendi çapımızda her bir şeyler yapıyoruz. İşte ekip çalışıyor ama
milli teknoloji hamlesi toplumumuza yayılması lazım. Dalga dalga. Milletimiz buna sahip çıksın. Bakın, Baykar bundan 15 yıl önce inanılmaz engellemelere maruz kalırken Kastamonu'nun bir köyünden bir köylü kalkıp mektup yazarak Savunma Sanayi Başkanlığı'na niye siz bu projeyi engelliyorsunuz, bu ülkemizin projesi niye engelliyorsunuz diye mektup yazması bizim için en önemli motivasyondu. Dolayısıyla bizler de bu misyonu toplumumuza yayacağız ki bir Nuri Demirağ engellenmesi gibi durum bir daha olmasın. Veci Yurkuş'la yapılanlar bir daha yapılmasın. Sahip çıkalım girişimcimize, bu işlere önem verenlere. Çantacılar, distribütörler değil, gerçekten bu ülke için katma değer üreten insanlara, girişimlere, sanayicilere ve fikirlere önem verelim. Dolayısıyla bu misyon için bir ekip olarak bir araya geldik. 2017 Ocak ayında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. Tek amacımız milli teknoloji hamlesini toplumumuzla buluşturmaktı. Ve bir sürü faaliyetlere imza atıldı. Binlerce gönüllümüz var. Herkes inanılmaz bir gönüllülükle çalışıyor. Ve vakfımız sadece kurucuların bağışlarıyla faaliyetleri yürütülen bir vakıf. Ve işte bugün artık vakfımız işte Deneyap teknoloji atölyelerini ilk İstanbul'da kurduk. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde 81 ilimizde Deneyap teknoloji atölyesi var. 10 binlerce gencimiz başvuruyor. Bu sene 250 binden fazla gencimiz başvurdu. Bu gençlerimize 2 yıl bilabedel eğitimler veriliyor. Robotik kodlama. İşte üniversitelerin teknoloji takımlarını destekleyen tek vakıf Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. T3 girişim programımız var. Teknofest'te başarılı olan girişimleri desteklemek için kurduğumuz. Teknofest zaten anlatmama gerek yok. Dünyanın en büyük organizasyonu. Bu yıl inşallah 3 ayrı ilimizde gerçekleştirilecek. İnanılmaz bir etkinlik. Ve bizim de çok önem verdiğimiz, yani bizim için de çok değer verdiğimiz bir organizasyon. Adeta böyle bizleri de gaza getiren çok güzel bir etkinlik. Ve bu yıl da dolu dolu devam ediyor. Keşif kampüslerimiz var. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu programımız var. 4000 öğrencimize burs veriyoruz 10 ay boyunca. Ve tabii Teknofest bahsettik. Türkiye'de aslında girişimciliğe bu alandaki ne kadar açık olduğumuzun, ne kadar bu işleri sahiplendiğimizin çok temel bir göstergesi olan şu tabloyu sizlere aktarmak istiyorum. Bakın 2018 yılında biz ilk Teknofest yaptığımız zaman 4300 takım başvurmuş. 2019'da 17000 takım başvurdu. 2020 yılında pandemi olmasına rağmen 20000 takım. 2021 yılında 44900 takım. En son Samsun'da 154000 takım. Bu yılki 2023 Teknofest'te ise 300.000'den fazla takım başvurdu arkadaşlar. Az önce burada gençlerimizle konuşuyordum. Bir roket takımı Trabzon'dan Teknofest'te tanıştığımız. Tabii yüzlerce roket takımı var Türkiye'de. Yani Türkiye normalde roket bundan 20 yıl önce bir roket atıp atsanız bir yerden jandarma gelir tutuklar falan o seviyede. Şu an yüzlerce takım bir araya gelip yüzlerce takım Konya'ya gidiyor roket atıyor her yıl. Müthiş bu. Dünyada iki ülkede yapılıyor bu. Bir Amerika bir Türkiye. Bu sene tabii 500'ün üzerinde roket takım var. Ama az önce öğrendim. Mesela Amerika'da roket yarışması var. Kaç takım finale kaldı dedim. 70. Kaçı Türkiye'den diye sordum. 10 tanesi Türkiye'den dediler. Şimdi tabii Teknofest 70 tane paydaşın bir araya gelip tüm kurumlarıyla, burada kurumlarımız var, başkanlığımız var, bakanlığımız var. 70 tane kurum bir araya geliyor. Herkes buna katkı sunuyor. Ve bu organizasyon, bakın dünyada havacılık gösterileri pahalı organizasyonlardır. Bayağı pahalı organizasyonlardır. Biz bu organizasyonları istiyoruz ki gençlerimizle, sadece gençlerimiz için yapılıyor. Ücreti, girişi ücretsiz. Biz bu sene mesela Samsun'da Özdemir Bayraktar bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun diyerek Samsun ve çevre illerden 60 bin çocuğumuzu getirdik Teknofest'e. Sadece gelsin o uçakları görsünler diye orada. Dolayısıyla Teknofest sadece bu ülkenin gençleri ve bu ülkeyle birlikte yürüyen, kalbi birlikte atan mazlum coğrafyaların gençleri için yapılan bir organizasyon. Ve bu organizasyon herkes katkı sunuyor ama yaptığımız bir katkı çok büyük katkılar değil aslında.
şuradan o yüz binlerce takım var. Bir tanesi çıkar, ondan 1000 kat daha fazla katma değeri bu ülkeye, bu ülke için ve dünya için üretir. Biz buna inanıyoruz ve bunun da olacağına inanıyoruz. Evet, dolayısıyla çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bizim Teknofest gençliği için bir girişimci ahlakı kriterleri olarak gördüğümüz, önem verdiğimiz bir anlayış var. O da ne? Ülkesi ve insanlık için çalışan, servetini değil, katma değerini büyütmeye odaklı, sermayeyi para olarak görmeyen, en büyük kıymetin insan olduğunu bilen bir anlayış. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum ve sizleri Baykar'ın kurucusu, prensipleriyle bizleri bu noktaya taşıyan başta Özdemir Bayraktar rahmetli ve şehitlerimiz adına bir videoyla baş başa bırakmak istiyorum. Sağ olun. İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diyor söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakkani'm, görünür her şey. Nişan nedir şimdi bildim, insan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diyor söylenerdi, ben can nedir şimdi bildim, bu gitti neler başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sizleri şöyle sahnenin orta tarafına doğru alabilirsem Sayın Mustafa Bey, Sayın Bayraktar. Tekrar teşekkürler bu şahane konuşma için. Sağ olun, var olun.